Merhaba Kayseri. Nasılsınız, iyi misiniz? Daha da iyi olacağız, iyi olacağız. Hemencecik iyi geldik zaten. Öncelikle burada birlikte efendim aldım tamam. Olmaya gelmiş. Bütün çocuklar adına, bütün anneler adına, bütün gençler adına. Çok teşekkür ediyorum Duru'cum. Hah, gel bakayım. Oo. Senin adın ne? Melek. Ya bir melek geldi yanımıza. Alkışlayalım meleği. Alkışlayalım Duru'yu. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Al annesi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Mübarek Ramazan'da oruç ağzınızla bugün buradasınız. Size büyük bir gönül borcum var. Öncelikle hanımefendiler, Gevher Nesibe'nin torunları. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Ve beyefendiler, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bana hakkınızı helal edin. Helal edin. Helal edin. Allah bin kere razı olsun. Siz olmasaydınız bu yola çıkmazdım. Siz hadi yürü demeseydiniz bu yolda yürümezdim. Ama Allah razı olsun. Önce hanımefendilere sonra gençlere teşekkür ediyorum. İyi ki yürü demişsiniz. İyi ki çık yola demişsiniz ve biz de bu yola çıkmışız. Hayal edin, şu anda İYİ Parti olmasaydı, Cumhurbaşkanı adayı ben olmasaydım bu seçimler nasıl gidecekti? 6 aydır çalışıyoruz. 6 ayın başından itibaren polislerimizin, sağlıkçılarımızın ve öğretmenlerimizin 3600 dur onu daha sonra yaptılar söyleyeceğim. Söyledim. Ne oldu biliyor musunuz? 16 senedir yan gelip uyuyan Sayın Erdoğan birden polislerimizi, yok bak kimseyi yollamıyoruz. Polislerimizi, sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi hatırladı ve 3600 ek göstergelerini eğer seçilirse vereceğini söyledi. Kardeşim, kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorsun. Elini tutan mı var? Çıkar kararnameyi, bu insanların, bu kardeşlerimizin 3600 ek göstergelerini yerine getir. Ama bakın elinizi vicdanınıza koyup konuş, düşünün. Eğer ben söylemeseydim, İYİ Parti olmamış olsaydı, bugün 3600 konuşma konularının içinde olur muydu? Olmazdı. Sonra terör tazminatları, askerlerin, polislerin terör tazminatları. Onları söyledim. Nisan ve Mart yatırılmış.
Hadi hayırlı olsun. İnşallah sıra Mayıs'ta olur. Bakın, şunun için söylüyorum. Siyasi rekabet önce seçmenin, siyasi rekabet önce milletin hayrınadır. Eğer tek tabanca, tek alternatif yola çıkıldığında, onun üzerinden gidildiği zaman bir süre sonra kibir galip gelir, bir süre sonra seçmen ortadan kalkar, nasıl olsa ceketimi alsam seçilirim mantığı ortaya çıkar ve bu ülkeyi çiftlik gibi yönetmeye kalkarlar. İşte biz yola çıktık ve bakın önce ne oldu? Hepsi iyileşti ya. 23 Nisan'da, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta hepsi beraber hastalanıyordu. Bir hastalanıyorlardı. Hastanelik oluyordu hepsi. Allah'a şükür hepsi turp gibi oldu. Esasında Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına da iyi geldik. Sağlıklarına iyi geldik, biliyor musunuz? Hepsi iyileşti Allah'a şükür. Turp oldular, turp. Evet, şimdi bakın, önce kendileri iyileşti, şimdi millet adına hayırlı icraatlar yapabileceklerinden bahsediyorlar. Ama 16 senedir yanlış ekonomik tercihler sebebiyle ekonomimizin içine tükürdüler ve şimdi de toplayamıyorlar. Kayseri bir sanayi şehri, Kayseri bir başarı öyküsü. Kayseri aynı zamanda başarılı insanların, başarılı gençlerin, hayalleri olan kadınların ve gençlerin şehri. Ama biliyor musunuz? Kayseri'de nüfusunuzun %8'i gelirsiz yaşıyor. Geliri yok, geliri. Yazıklar olsun. Kayseri'yi yönetenlere yazıklar olsun. Kayseri'yi bir taraftan Kayseri yapan değerleri kullanmak, bir taraftan da %8 oranında geliri olmayan insanın olduğu bir şehir haline getirmek. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Kayseri nüfusunun %25'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani bu ne demek? Yani bu ne demek? %25 sayısında insan yoksulluk sınırının altında zar zor karnını doyuruyor. Çoluğunu çocuğunu okutamıyor. Şimdi Kayseri'yi biz, şimdi ben bunu söyleyeyim, bunu da çalacaklar. Ama iyi. Herkes bunu söylerse yapılır. Biz Kayseri'yi dünyanın mobilya merkezi yapacağız. Mobilya üretim merkezi yapacağız. Hani İtalya'nın Milano'su gibi. Hani İtalya'nın Torino'su gibi. Buradan gelip dünya buradan gelip mobilya seçecek. Kayseri'nin hani bugün yarın dedikleri hızlı trenini 2 yıl içinde hayata geçireceğiz. Kayseri üniversitelerini dünyanın bilim merkezleri haline getireceğiz. Şimdi gençler, üniversiteden bahsetmişken dün Sayın Erdoğan bir şey söyledi, hatırladınız mı? Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek özgür bir ortamda yaşayacağınızı sağlayacak projeleri varmış arkadaşım. 16 senedir ne yaptın sen? 16 senedir ne yaptın? 16 yıldır ne yaptın? Kardeşim her şey yasak. Bir dakika. Dertleşeceğiz bugün karşılıklı. Şimdi 16 senedir ne yaptın? Twitter'ı yasaklamaya kalktın. Facebook'u yasaklamaya kalktın.
Daha komiği var biliyor musunuz? Mühendis bir başbakan var, hatırlayın. Sayın Binali Yıldırım. Bu bilişim ve dijital teknolojiyle ilgili bir toplantıda konuşuyor. Ya adam mühendis. Diyor ki bilişim işi iyi güzel hoş ama kafayı takarsanız kafayı yersiniz. Hayda, doğru diyorsun güzel kardeşim. Kafa olsa bunu diyemez. Yahu dünyanın 87'den sonraki en büyük milyarderleri gençler ve bilişim teknoloji üzerinde oluşmuş genç kardeşlerimiz. Yani dünyadaki gençler. Şimdi sen Kayseri'nin zeki, çalışkan, uyanık gencini yazılımda, dijital teknolojide, mobilya sektöründe, sanayide yolunu aç bakalım. Girişimcilikte yolunu aç bakalım neler çıkıyor. Şu kadınların yolunu aç bakalım. İstihdamın içine kat bakalım neler çıkıyor ortaya. Ama bu ülkede 10 milyon işsiz var, işsiz. Bunun %26'sı genç işsiz. %36'sı ise kadın işsiz. Başka bir şey daha var. Ekonomiyi geliştirecekmiş. Şimdi ne yapacaksın peki? Sen Türkiye'yi zamansız sanayisizleştirdin. Fabrika yaptın mı? 450 milyar borcumuz var. 130 milyar dolarla devraldın. 450 milyar dolara çıkardın. Arkasından 70 milyar dolara bu milletin yaptığı fabrikaları sattın, işletmeleri sattın, onu da koydun buraya. Peki. 16 yılda 2 trilyon dolar para topladın hepimizin cebinden vergi olarak. Şimdi bütün bunları toplayın. Gençler, cebinize para girdi mi? Peki, esnaflar, işleriniz iyi mi? Sanayici istihdama devam ediyor musun? Hayır. Peki kardeşim bu kadar parayı ne yaptın? Ne yapacak? Yandaş müteahhite verdi. Türkiye'nin ekonomi tercihini gitti. Sadece inşaat sektörüne bağladı. Şimdi Kayseri'de 1700 mü, 1600 yataklı mı, 1200 mü? Her seferinde karışık bilgi geliyor. Şehir hastanesi yapılmış. Şimdi size söyleyeyim. Şu meşhur şehir hastanenizin patronu yandaş müteahhit. Millet oranın kiracısı, devlet oranın kiracısı fahiş fiyatla ve o yandaş müteahhite ödenecek paranın garantisini hazine verdi. Hasta sayısını garanti etti. Dolayısıyla hasta sayısı yetmiyorsa hepinizin cebinden, vergisinden o yandaş müteahhitin parası ödenecek parası. Dolayısıyla yollar yapmış abiler. Doğrudur yaptınız. Köprüler yapmışlar. Doğrudur yaptınız. Ben size soru soracağım. İstanbul'daki köprülerden geçenden 10 kuruş, geçmeyenden 100 kuruş alınıyor ya. Deli Dumrul Köprüsü gibi. Hepinizin cebinden para gidiyor. Sen oradan geçmemiş olabilirsin. Ama araba geçme garantisi verildiği için o köprüden yeterli araba geçmediği takdirde hepinizin cebinden vergi alınıyor. ÖTV'ler niye arttı arabalarınızda? Oradan arttı. Dolayısıyla bu arkadaşların Türkiye'yi yönetmeleri imkansız. Çünkü bilmiyorlar. Çünkü liyakate önem vermiyorlar. Çünkü adam kayırıyorlar. Çünkü dünyadan bir haberler. Çünkü sanayiciliği bilmiyorlar. Çünkü esnafın durumunu bilmiyorlar. Ve utanmadan Maliye Bakanı tweet attı. Diyor ki
fakir evlerine iftar maratonumuz başladı. Ayıptır be, ayıptır. Ayıp, ayıp. O fakir evleri senin sorumluluğunda. O evlerin fakirliğinden sen utanmalısın, utanmalısın. Yumurta gibi çıktığın kabuğu beğenmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Fakir evlerinde iftar maratonu. Böyle bir terbiyesizlik olur mu? Şimdi bu ekonomiyi bunlar yönetemez haldeler. Sayın Erdoğan otobüslerin yorgun şoförü gibi. Yorgun bir şoförün kullandığı, uykusuz, kafası düşen bir şoförün kullandığı arabaya biner misiniz? Otobüse biner misiniz? Ya bir de ehliyeti yoksa biner misiniz? Türkiye ehliyetsiz, aynı zamanda yorgun, sürekli kafası düşen bir şoförün yönettiği otobüs gibi. Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu şoförü usuletle, suhuletle arabadan indireceğiz. Evine göndereceğiz, dinlensin. Dinlensin biraz. Hepsine sırayla geliyoruz. Bak ben emeklileri söylemeye başlayayım, adam söyleyecek şimdi, merak etmeyin. Meral söylüyor, onlar tekrar ediyor. Meral Akşener söylüyor, arkadaşlar tekrar ediyor. Böyle bir iyiliğim var milletime. Ama ben bu millete, ben bu millet için ölürüm. Çünkü size güvendim. Çünkü ben size güvendim. 100.000 imzayla yola çıktım. Siz 4 saatte 100.000 imzayı tamamladınız. Allah 1000 kere razı olsun. Milletin adayı olarak, milletin tek kadın adayı olarak beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz. İnşallah sizin tasvibinizle 24 Haziran akşamı da hayırlısıyla biz bu işi halledeceğiz. Şimdi ekonomiden devam ediyorum gençler. 10 milyon gencin doları anlık öğreniyoruz. 10 milyon işsizin %26'sı sizden. Çoğunluğu da 4 yıllık üniversite mezunu gençler. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır. Eğer biz size iş bulamıyorsak, Cumhurbaşkanı seçildiğim andan itibaren her gence iş buluncaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Annelerinizin, babalarınızın karşısında başınız öne eğilmeyecek. Bu arada oğlum sarı tişörtlü, çıkar bakayım cebinde kaç liran var? Kaç liran var, çıkar. Kaç? Parası yok. Ama Türkiye'de bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının trilyoncukları var. Net bir şekilde şunu söylüyorum. Vatan çocukları parasız gezerken bakan çocukları trilyonlarla oynayamayacaklar. Şimdi arkadaş aynı zamanda eğitim demiş. Yahu 16 yılda ekonomiden sonra eğitimin içine de tükürdün be sen. Özel okul, devlet okulu. İyi okul, kötü okul. İyi öğretmen, kötü öğretmen. Zengin çocuğu, fakir çocuğu diye ayırdın. Utan ayırdın. Ve bir saniye. Ben sonra çıkınca ayırırım ama ben isyan bozma. Güzel kardeşim dur. Dur. Kayseriler böyle oluyor işte. Ya tamam, Avusturya'dan geldin, anladım. Anladım. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim.
razı olsun. Şimdi eğitimde zeki çocukların, çalışkan çocukların, gayretli çocukların önünü kesen kim sensin? Sabah akşam rüyanda görüp sabah imtihan sistemini değiştiren kim sensin? Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı taksici durağında çay içerken öğrendi. TEOG değişmiş, Milli Eğitim Bakanı'nın haberi yok. Peki soruları çaldıran kim? Sensin. O çalınan sorularla hakkı yenilen bu milletin aziz evlatlarının haklarını iade etmeyen kim? Sensin. Peki rektörün, valinin, kaymakamın, belediye başkanlarının ofislerinde özel kalem olarak bir ay çalıştırıp o çocukları, o gençleri, kendinizin evlatlarını ballı maaşlara, devletin kesesinden ödenen ballı maaşlara getiren kim? Sensin. Bakan çocukları trilyonlarla oynayacak, vatan çocukları aç gezecek. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman, 24'ünde göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Vallahi koca meydanda en çok kadınların sesi çıkıyor, haberiniz olsun. Vallahi kadınlar el koydu duruma. Duruma el koydu. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar çeyizlerden çıkan annelerin, kayınvalidelerin gelinlerine, kızlarına hediye ettiği çeyizlerden çıkan tülbentler. Bunlar Anadolu'nun barış simgesidir. Bunlar Anadolu'nun kardeşlik simgesidir. Onun için eğer sandıktan bunlar çıkıyorsa artık duruma kadınlar vaziyet ediyor demektir. Onun için öpüyor ve başıma koyuyorum bu tülbentleri. Allah nasip ederse Çankaya'da bu tülbentlerden bir müze açacağım. Hepiniz ziyaret edeceksiniz. Şimdi bir şey daha demiş. Ben dedim ki biz çocuklarımızı, gençlerimizi aynı zamanda öyle yetiştireceğiz ki IMF'de, Dünya Bankası'nda, uluslararası ambulans mı? Evet, bir ambulans. Oraya mı? Ha, geliyormuş. Geliyormuş. Geçmiş olsun. Ha, geldi. Geldi. Hadi götürün. Geçmiş olsun. Genel başkanım, iktidara geleceğim. İktidara geleceğim, iktidara. Genel başkanım, iktidara geleceğim. Dur, hasta girsin. İstifa. Gerek yok ya, 24'ünde gönderiyorsunuz dinlenmeye. Rica ederim. Ne güzel seçim yapıyoruz, durun. Tamam mı? Ambulansa bindi mi? Genel başkanım. Aynen öyle. Evet, şimdi IMF'de, Dünya Bankası'nda, uluslararası kuruluşlarda bizim gençlerimiz üst düzey yönetici olsunlar dedim. Arkadaş dün diyor ki gençlerimizin kariyer planlamasını yapacağız. Günaydın, siz ancak kendi yakınlarınızı bir yerlere doğru gönderin. Eğitim için gence güvenmek lazım. Eğitim için 21. yüzyılın ortaya koyduğu yeni değerleri eğitimin mihenk taşı yapmak lazım. Gençlere güvenmek, onları özgür bir biçimde düşünür, fikir üretir, girişimcilik ruhunu canlandırmak lazım.
Bu arkadaşların bunu yapabilmesi mümkün değil. Akılları yetmiyor. Dolayısıyla eğitim işinin içine tükürdüler. Biz bunu düzelteceğiz. Bir şey söyleyeyim. Şimdi 4,5 milyon insan biliyorsunuz. 4,5 milyon insan kredi borçlarından dolayı takipte. Bankalar bunları şirketlere satıyorlar. 100 liralık borcu 10 liraya satın alıyor. Her gün komşularının karşısında, çoluğunun çocuğunun karşısında, avukatlar kapıda, itibarları zedelenen kardeşlerimiz var. Biz Türkiye Dayanışma Vakfı fonunu kuruyoruz. O fon bir seferlik şehit ailelerinin, gazi ailelerinin, öğrencilerin, emeklilerin, çiftçilerin ve asgari ücretle çalışanların, işsizlerin kredi kartı borçlarını, tüketici kredilerini çizeceğiz. Şimdi diyorlar ki bunlar bu parayı nereden bulacak? Söyleyeyim mi? 2018 bütçesinin %1'i 8 milyar lira tutuyor. Bunu nereden bulacağız? Mehmet Şimşek'in fındık fıstık parası dediği, o lüks araçlara binen, lüks araçlarda gezen bütün o devlet erkanını o arabalardan indireceğiz ve bu 8 milyar lirayı insanımıza vereceğiz. Şeker fabrikalarını kapattılar. Şeker fabrikaları, 14 şeker fabrikasını sattılar. Şimdi niye zarar ediyormuş? Sarayın 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Bu söylendiği zaman arkadaş diyor ki itibardan tasarruf olmaz. Hadi be oradan. İtibar dediğin şey dürüstlükle olur. Namusuyla, şerefiyle, ekmeği peşinde koşmakla olur. Çoluğunu, çocuğunu kendi imkanlarıyla okutmaya gayret etmekle olur. Ekmeğinin peşinde koşmakla olur. Dolayısıyla itibar millet kesesinden saray yaparak olmaz. 1000 liralık, 1200 liralık kadehlerle su içmek olmaz. 50 bin liralık kilosu çay içmekle olmaz. Sarayın içine çoluğum çocuğum eğlensin deyip at binme yerleri yapmakla olmaz. Haram zıkkım olsun be. Haram zıkkım olsun be. Bu milletin, bu çaresiz milletin cebinden çıkanlarla çoluğunu çocuğunu eğlendirmek için at binme yerleri yapamazsın. Efendim saray yapıp da onunla itibar kazanamazsın. Doları şimdi gelirken baktım 4.72'ydi. 4.72'ye çıkmış bir dolar. Merkez Bankası faiz arttırdı, bana mısın demedi. Soru şu, madem bu dış güçler, üst akıllar bunu yapıyor. Kardeşim elini tutan mı var? Üst akıl, kardeşim elini tutan mı var? Üst akılın gereğini yap, biz de senin yanında duralım. Ama her seçimde papaz olmaya razısın. Ey yiğit Hollanda, efendim arkadan anlaş. Ey yiğit İsrail, arkadan anlaş. Şimdi bugün burada bir afiş gördüm. Kudüs Filistin'in başkentidir yazıyor. Üstünde de Tayyip Bey'in resmi. Amenna saddekna. Arkadaş elini tutan mı var? Hemen Kudüs'teki başkonsolosluğumuzu büyükelçiliğe çıkar. Hepimiz yanında duralım. Ama sen bir Van Münit'le İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz üzerinden 9 sene ekmek yedin. One minute dedin, 9 yıl boyunca İsrailler Filistinleri katletmeye devam etti.
Senin ticaretin İsrail'le 5 kat arttı. 5 kat. Peki, peki, peki. Mavi Marmara ne oldu? Mavi Marmara ne oldu? Mavi Marmara'da 9 kişi şehit oldu. 20 milyon dolara kanlarını sattın, kanlarını. Sonra itiraz eden şehit ailesine döndün, dedin ki bana mı sordun gittin? Bana mı sordun bindin? Şimdi buradan herkesin huzurunda bu arkadaşı uyarıyorum. Her konuda sen haklısın birader. Her konuda sen mağdursun. Yahu iş başına geçtiğin günden beri be ağlıyorsun. Küçük Emrah'ı geçtim be. Küçük Emrah'ı geçtim be. FETÖ'cüler orduyu ele geçirdi, yargıyı ele geçirdi. Sen seyrettin. Boston korkuluğu musun? Boston korkuluğu musun? Seyrettin, gene aldatıldın. Şimdi FETÖ'cüler aldattı. FETÖ'cüler aldattı. Merkel aldattı. Obama aldattı. Önüne gelen aldattı. Şimdi saf desen bir türlü, liyakatsız desen bir türlü, cezai ehliyeti yok desen bir türlü. Bu kadar aldatılan bir insan, önüne gelenin kandırdığı. Ya engellerde söyleyeceğim, sıra sıra gidiyoruz. Tamam. Bak yeni geldik. Şimdi anladı ya arkadaşlar. Ben ne söylersem adam yapıyor. Diyorlar ki engellileri de söyle. Ben ailesinde engelli yakını olan bir insanım. Hem anneannemin hem teyzemin oğlunun gözleri görmez. Dolayısıyla en öncelikli iş engellilerle ilgili olarak aileleri rahatlatacak kuruluşların yapılmasıdır. İki, özellikle eğitim sisteminin engelli vatandaşlarımıza ait onlara özel eğitim kurumlarının yapılmasıdır. Engelli bakım ücretleriyle ilgili sorun yok. Devamı gelecek elbette. Ama sadece bakım ücretiyle bu iş olmaz. O çocuklarımızı, o insanlarımızı hayatın içine katmak bizim görevimizdir. Özel eğitim almaları gerekmektedir. Bu kurumların behemehal yapılacağını buradan söylemek isterim. Evet kızım, ne vardı? Ha, şimdi bir güzel kızımız diyor ki benim eşim öğretmendi, ihraç edildi, açlığa mahkum edildik. E güzel kızım, zenginler kaçtı. Çaycı çorbacı tutuklu, damatlar kaçak. Biz FETÖ'cü, bunlar FETÖ değil. Ula aynaya bakın, aynaya. Aynaya bakın, sağınıza bakın, solunuza bakın, bir de aynaya bakın. FETÖ'nün şahını yüzünüzde göreceksiniz, yüzünüzde. Gariplerle uğraşın, gariplerle uğraşın ama buna karşılık ülkeyi soyanlar kaçsın. Hani meclis başkanının önüne gelene FETÖ'cü diyen abi, damadı kaçak damadı. Ne oldu peki? Hangi zengin tutuklandı? Hangi zenginin peşinden gidildi? Olan gariplere olur ama güzel kızım. Müslüm Gürses'in bir sözü var. Bu ülkeyi, hani bu ülkeyi gelenekçi, modern, dindar, laik, dindar, seküler diye bölmeye çalışıyorlar ya, bu mümkün değil. Türkiye'nin etnisite olarak bölünür, ne mezhep olarak bölünür, ne de bu dediğimiz noktalardan bölünür. Ama bir şeyden bölünür, o da şu. Bu ülkeyi yakarsa garipler yakar, garipler!
Kendi damadı okullardan mezun. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. İsrafı bitireceğiz. Adaleti tesis edeceğiz. Ve kendilerinin sebebiyle adalete, hakimlere, savcılara, orduya, polise sızdırılmış olan o FETÖ'cü grupların o gariban Anadolu çocuklarını alarak sorular üzerinden ele geçirdikleri bir sistemin faturasını garipler değil, bu kurumların ele geçirilmesine sebep olanlar, yani bu iktidar yardım ve yatakçılıktan yargılanacak. Ya herkes suçlu, bu adam suçsuz. Bu nasıl bir şeydir? Herkes suçlu, herkes suçlu, bu arkadaş suçsuz. Böyle bir şey olabilir mi? Söylemeye çalıştığım şey şu. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi, sanayileşmenin sanayi 4.0 haline getirilmesi, fabrikaların yeniden yapılması, gençlere iş istihdam yaratılması, kadınların istihdama ve iş hayatına katılması, komşularla ilişkilerin düzeltilmesi. Dün ne diyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği ile falan yeniden çok hoş muhabbet içine gireceklermiş. Yahu önüne gelenden kavga ettin. 4 milyon Suriyeli göçmen var bu ülkede. Size buradan söz. Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarında yaşatmak üzere bir yol ortaya koyacağız. Çünkü insanların en mutlu yaşayacakları yer vatanlarıdır. Bu kardeşlerimizi vatanlarında yaşar hale getireceğiz. Bir, Türkiye'yi bir göçmen ve mülteci hendeği olmaktan çıkaracağız. İki, Emevi Camisi'nde namaz kılamadı ama biz inşallah 2019'da Suriyeli mültecilerle birlikte Suriye'de iftar edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani siz şimdi Cumhurbaşkanı Meral Akşener diye bağırıyorsunuz, asabileşiyor. Şimdi korkuyorum biliyor musunuz? Şimdi her önüne gelene biliyorsunuz, bir ara kardeşim diyordu. Kardeşim Esad, Esad Hatta'da. Kardeşim Kaddafi uçtu. Velhasıl kelam kardeşim dediği gidiyor, bastığı yerde ot bitmiyor. Ödüm patlıyor, bana da kardeşim Meral diyecek diye. Allah korusun. Şimdi yalnız bir şey daha var. Her önüne gelene eğit çekti de. Niye bir eğit Meral Akşener demiyor? İkinci soru. Şimdi Cumhurbaşkanlığı için yola çıktık. Siz istediniz, destek oldunuz, çıktık. İkili bir seçim var. İyi Parti milletvekilleri seçilecek ve diğer siyasi partilerle beraber bir de Cumhurbaşkanı adayları var. Benim iki şapkam var. Birisi İyi Parti Genel Başkanlığı, diğeri de Cumhurbaşkanı adaylığı. Sizden bir ricam var. Değerli Kayserili kardeşlerim. Öncelikle sandıklara biz sahip çıkacağız ama sandıklara sahip çıkıp çıkmadığımızı kontrol edeceksiniz. Birincisi bu. Size söz veriyorum, sandıkları koruyacağız. YSK'nın abidi kubidinin önüne geçmek benim namus borcum size. Diğer taraftan kadınlarımıza sesleniyorum. Kapı kapı gezeceksiniz. Gençlerimize sesleniyorum. Arkadaşlarınızla konuşacaksınız. Ama bir soruyu soracaksınız herkese. Oy kullanırken kendilerine bir soru sormalarını rica ediyorum. O da şu. Sayın Erdoğan,
ikinci turda karşısında kimi görmeyi istemez? Kimi görmeyi istemez? Kimi görmeyi istemez? O zaman gereğini yapacaksınız. Şimdi ben milletvekili adayı arkadaşlarımı davet ediyorum. Şimdi bir dakika, seni ilan ediyorum arkadaş. Tamam, gel bakayım. Şimdi Avusturya'dan gelmiş, Adana'dan gelmiş, diyor ki bir dakika konuşmazsan boğazımı keserim. Hepsi de beni buluyor kardeş. Vallahi billahi. Ya itiraz etmiyorum. Şimdi önce ya tanıtayım. Tanıtayım insanları. Tamam, alan bir sakıncası yok. Şöyle atıp alayım ben size. Evet. Bu kardeşlerimi size emanet ediyorum. Bu kardeşlerimi size emanet ediyorum. Onlara sahip çıkacaksınız. Dışarıdan bir kişi yok. Hepsi Kayserili. Kayseri'nin derdini bilen Kayseri'ye yardımcı olacak. Kayserilinin günü geldiğinde yakasından tutacak kardeşlerim benim. Sizlere emanetimdir. Evet, sloganımız yüzünü güneşe dön Konya. Kayseri. Evet. Bak, anında uyandınız, ben karıştırdım. Evet, sebebi şu. 3.700.000 çocuk bu sene üşüdü ve aç uyudu. Güneş doğduğunda çocuklar üşümez. Türkiye. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah sizin huzurunu, sizin karşınızda ve kendi huzurunda ne beni ne de arkadaşlarımı mahcup etmesin inşallah. Hadi buyur gel.